yurdumuza, sizlere yürek yüreğe olmaya geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Buca'nın mimarı, belediye başkan adayımız Görkem Duman'la birlikte sizleri kucaklıyor, sizlere merhaba diyor. Merhaba, merhaba Bucalılar, merhaba Buca'nın güzel insanları, İzmir'imizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisi İzmir'imizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin en güçlü olduğu, en inançlı partilerine sahip olduğu, her birisi Cumhuriyet'in, Atatürk'ün devrimlerinin bekçisi, değerli Bucalılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burası hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı, milli mücadeleyi başarıyla sonlandırdığı, devrimlerin her birisi için ilham aldığı, anneciği Zübeyde Hanım'ı emanet ettiği ve hiç şüphesiz emanetine en çok sahip çıkılmasını beklediği kentlerin başında geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentinde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Birileri çıkmış gelmiş, malum rozetlerini çıkarmışlar, bıyıkları inceltmişler, genel başkanlarının resimlerini kaldırmışlar ve İzmir'de parti kimliklerini unutturarak, İzmirlilerden oy isteyerek, sözde takiyeleriyle başarılı olup İzmir'imizi kandırmaya niyetleniyorlar. Bakın, çok net bir şey söyleyelim. Buradan o takiyeci adaya diyorum ki, rozeti çıkardın, Tayyip Bey'in resmini indirdin, logoları kaldırdın da Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 2 ay yaş diyen adamın genel başkan yardımcısı sen değil misin? Bakın, İstanbul'da Adalar İskelesi'nin üstünde muhteşem 600-700 metrekare bir yer var. Oraya İstanbullular giremiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi giremiyor. Zabıtayla gidiyorsunuz, karşınıza polis dikiyorlar. Çünkü 30 yıllık protokol yapmışlar, TÜRGEV'e vermişler. Geçen günler Eskişehir'deki AKP adayı ağzındaki baklayı çıkardı. Hele şu CHP'deki belediyeyi bir alalım diyor. CHP'li belediyeleri alalım. Bu belediyelerin kaynaklarını, imkanlarını bütün vakıflarımıza açacağız diyor. Kime açacakmış? TÜRGEV'e, TÜKVA'ya, Okçuluk Vakfı'na ve Ensar Vakfı'na açacakmış, Ensar Vakfı'na. Bunlar gelemezler. İzmirli onlara geçit vermez. Ama şunu bilin, Allah muhafaza, bir korku filmi gibi gelseler ilk işleri Karşıyaka İskelesi TÜRGEV Vakfı'na, Alsancak İskelesi TÜKVA'ya, Paraşüt Kulesi Okçuluk Vakfı'na, asansör Ensar Vakfı'na verilir, 30 senelik protokolleri yaparlar.
Bu yüzden bunların İzmir'le ilgili ne sevgileri, ne ifadeleri, ne vaatleri samimidir. Bunların ne dediklerine bakmayacaksın, başka şehirlerde ne yaptıklarına bakacaksın, ne yaptıklarına. Bakın bu... Bunlar şimdi burada İzmirli'yi rahatsız etmemek için öyle diyorlar, böyle diyorlar. İnanılmaz işlere imza atarken AK Parti 4 artı 4 artı 4'te adayları oradaydı. Alkol yasağı getirirlerken en katı savunucusu bunlardı. Cumhuriyetin değerlerinin tahrip edildiği her yerde bunlar oradaydılar. Yarın Cumhuriyet'in kalesine AK Parti bayrağını dikmeye gidiyorum diyeni 31 Mart'ta İzmir Marşı'yla yollayacağız. İzmir Marşı'yla. Şunu hep birlikte bilelim. Burası İzmir. Burası özgürlüklerin teminatı. Burası kimsenin yaşam biçimini bir diğerine dayatmadığının, kimsenin ibadetine karışılmayan, giyimine kuşamına karışılmayan özgürlükler şehri burası. Şimdi gelmişler başka şehirlerde neler yaptıklarını unutturup İzmir'e gelip kendilerince özgürlüklere karışmayacaklarının teminatını veriyorlar. Oysa ki İzmir özgürlüklerin, cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, İzmir yaşam biçimine saygının kentidir. İzmir baskıcılara, hayat biçimine karışanlara, daha duvara şakadan spreyle yazı yazdı diye 4 tane evladımızı gözaltına aldıranlara, İzmir konser yasaklatanlara, İzmir festivalleri yasaklatanlara asla geçit vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Şimdi bir de onu konuşacağım bak. Böyle yaparsan hiç konuşmam. Her yerde konuşuyorum. Dosyanızı aldım. Arkadaşınıza sarıldım. Ben söyleyeceğim diyorum. Bunu yaparsan o iş olmaz. Bekle, süresi gelince zaten söylenecek. Ama sen benim insicamımı bozarsan olmaz yani. Burada benden bir şey istiyorsun. Beni üzerek yapamazsın bunu. Ondan sakın öyle bir şey yapma, bekle. Sırası gelince söylenecek. Şimdi ne diyeceğimi de unutturdun. Seni asla emekli etmeyeceğim. Şimdi bir gerçek var. Bir gerçek. Bakın arkadaşlar. Gerçi Görkem Başkan beni buca sporlu yaptı. Ama Görkem Başkan'la biz birlikte bir yerdeyiz. Neredeyiz? Gel başkanım yanıma. Bakın, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanıyım. Partinin ilk genel başkanı, kurucu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu partinin bayrağı belli, adı belli, logosu belli, Buca'daki adayı belli. Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partileri. Birileri aday adayı olacak. Sonra parti bir aday belirleyecek. Küstüm oynamıyorum diyecek. Atatürk'ün partisini bırakıp başka partiye gidecek. Ondan sonra
Ben de CHP'liyim. Gerekirse geri dönelim. Senin yaptığın o macerada AK Parti tehlikesi kapıdayken sanki Sosyal Demokrat Partiler yarışıyoruz. AK Parti tehlikesi varken partinin gidip oylarını bölen, ondan sonra kazanırsam dönerim. Onlar eskidendi. Atatürk'ün partisini bırakan, karşısına geçen, yarışan ve AK Parti'ye seçim kazandırtmak için umut olan, partiyi bölen, partiyi yoran kimseyi bir daha bu partinin kapısından içeri sokmam. Partinin adı belli, kurucusu belli, bayrağı belli, genel başkanı belli, aha da adayı belli. Görkem Duman kardeşim. Bunu özellikle ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği aday oluna kadar cepte duracak. Aday olunmayınca çekmeceye atılacak. Daha sonra tekrar alınacak bir kimlik değildir. Atatürk'ten emanettir. Bırakanla işimiz olmaz. Nokta. Bir yandan elbette kentin kazanımlarını, cumhuriyetin kazanımlarını muhafaza edeceğiz. Bir yandan belediyecilikle ilgili mevcut belediye başkanımızın hizmetlerine, hemşerime teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri arttırarak devam edeceğiz. Yine devamında Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi Kiraz'da bir iftar programına gitti. Ben onun hem selamlarını size getiriyorum, hem de Cemil Tugay için Görkem kardeşime oy veren herkesten bir oy da Cemil Tugay için istiyorum. Ve ben şunu çok net olarak ifade edeyim ki bundan sonraki süreçte 1 Nisan'da Görkem Başkan belediye başkanı olduğunda İzmir'de 40 yaş altında 12 adayımız var. Ve yine İzmir'de 9 tane kadın adayımız var. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk devrimleri yaparken kadınlara seçme seçilme hakkını Avrupa'dakilerden 40 yıl önce verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ama CHP Genel Başkanı'na emanet etmedi. Milletvekillerine emanet etmedi. Hatta kendi askerdi. Askere, orduya, genelkurmay başkanlarına dahi emanet etmedi. Kime emanet etti? Gençlere emanet etti. İzmir'deki 14 genç adayımız ve 9 kadın adayımız gösterildikleri ilçelerde büyük bir heyecan yarattılar. Onlar İzmir'in yarınlarıdır. Onlar partinin yarınlarıdır. Enerjileriyle, eğitimleriyle, kentlilik bilinçleriyle, kent suçlarına karşı dirençleriyle, iyi belediyecilik uygulamalarıyla, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla bizim yüzümüzü güldürecek, hepimizi onurlandıracak, gururlandıracak çok önemli başarılara bu genç takım ulaşacak. O takımın Buca'daki santraforu da Görkem Duman'dır. Bir yavaş yavaş iftar vakti yaklaşırken bir bakayım
Emekliler geldi mi buraya, hep çağırıyorum. Hoş geldiniz. Önce emekliler bir kendilerine bugün gösterdikleri dayanışma ve cesaret için kocaman bir alkış yapsınlar. Bu Tayyip Erdoğan geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani size hiç ilişmese, sizin düzeninizi bozmasa bugün 17 bin liralık emekli asgari ücretten 1,5 emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama bugün 26 bin lira olması gereken emekli maaşı 10 bin lira. Ve 22 yıl önce 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. O günden bugüne 5,5 çeyrek altın kaybınız var. Bir emekli bir çeyrek altını düşürse peşinden bütün gün arar. Ama bir emekli değil, her emekli. Bir sefere mahsus değil, her ay. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altını kaybediyor. Bir şey kaybedildiği yerde aranır. Emeklilere soruyorum. Siz bu kaybettiğiniz 5,5 altını nerede düşürdünüz? Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi bir şey kaybedildiği yerde bulunur. 31 Mart'ta önünüze gelen sandıkta emekliye yapılanın hesabını soracak mısınız? Bakın, bundan sadece 6 yıl önce emekli ikramiyesi verildiğinde ilk kez, ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir, o gün 1000 liraydı, 24 kilo kıyma alıyordu. Yarın 3000 lira yatıracaklar, sadece 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan'da iftar sahur sofranızdan, bayram sofranızdan, evladınızın, torununuzun oturacağı masanızdan 18 kilo kıymayı, 1 kilo kıyma önemli. İnsanlar sabahın köründe kıyma, ucuz kıyma kuyruğuna giriyorlar. 18 kilo kıymayı emeklinin sofrasından çalan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve Buca'daki öğrenciler, Buca'daki öğrenciler, bir öğrenciler el kaldırsın göreyim. Buca'daki öğrencilere şöyle söylüyor Tayyip Bey. Biz gelmeden önce diyor 300 liracık öğrenci kredisi veriyorlardı. Şimdi kaç oldu? 2000 lira diyor. Döndüm baktım. Geldiği gün kredi 300 lira. Sabahleyin yediğiniz boyoz o gün 60 kuruş. Öğrenci kredisi 500 boyoz alıyor. Bugün 2000 lira, boyoz 10 lira, sadece 200 tane boyoz alıyor. Yani Tayyip Bey geldiğinde nasıl emekli şimdi kayba uğradıysa, üniversite öğrencisi de 500 boyoz parası kredi alırken bugün 200 boyoz parası kredi alıyor. Bugün verse 500 boyoz parasını 5000 lira kredi alınacakken 2000 liralık krediyle yetinilmek zorunda kalıyor. O yüzden emekliler gibi öğrenci kardeşlerimi de Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı ekonomik sıkıntılara karşı hep birlikte sesimizi yükseltmeye, sandıklarda buluşmaya, bu iktidara bu yaptıklarının hesabını sormaya davet ediyorum. Burada bir tane öğretmen var. Öğretmene Tayyip Bey diyor ki atanamayan öğretmen. İktidara geldiklerinde 80 bin kişiydi. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Benim annem Buca Eğitim Enstitüsü'nden mezun bir öğretmen.
Ben öğretmen odalarında büyüdüm. Bornova Anadolu Lisesi'ne yatılı geldim. Öğretmenlerimin elinde büyüdüm. Devlet ekmeğiyle büyüdüm. Bugün öğretmene önce KPSS geldi. Hile olmasın, torpil olmasın diye. Ama bunlar geldiler, mülakat koydular. Geçen seçimde mülakata itiraz edildi. Kaldırma sözü verdi. Şimdi mülakatı kaldırmıyor. Atama sözü verdiler 80 bin. Atamayı yapmıyorlar. Ve bu sene hiç öğretmen almayacaklarını söylüyorlar. Ve diyor ki atanamayan öğretmen, sanki kusur bu kardeşimizdeymiş gibi. Çalışmış, kazanmış, okumuş, mezun olmuş. Niye atanamıyormuş? Atanamayan yoktur. Atamayan vardır. Hak yiyen vardır. Taş kalpli Recep Tayyip Erdoğan'dır bu kişi. Bir yandan da şu gerçeği görmek lazım. Biraz önce aşağıda dosyalarını aldım. Her gittiğim şehre gidiyorlar. Her mitingimize geliyorlar. Diyorlar ki biz staj mağdurlarıyız. Staj mağduru şu: vaktiyle ortaokulda, lisede staj yaparken sigorta girişi yapılmış. Belli bir sigorta primi yatırılmış. Ama emeklilik hesaplanırken stajlık ya da çıraklık yaptığı çıraklık okulunda başladığı günü başlangıç kabul etmiyorlar. Etmeyince EYT'den yararlanamıyorlar. Mağdur oluyorlar ve seslerini duyuramıyorlar. Geçtiğimiz hafta Konya mitingine gittiler, tutuklandılar, itildiler, kakıldılar Tayyip Erdoğan tarafından. Her mitingimize geliyorlar, dinliyoruz, seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Bir kez daha söylüyorum ki bütün staj mağdurları, staja başladıkları, sigortalı oldukları gün sayılana, emeklilik hakkını alana kadar özgür abileri, özgür kardeşleri onunla birliktedir. İki elimiz Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır. Bugünlerde Recep Tayyip Erdoğan eski sözlerini tutmadığı gibi yeni sözler vermek yerine büyük bir kandırmacaya giriyor. Biz emeklilere dedik, gelin bizimle birlikte olun, mücadele edelim, hakkınızı alalım diye. Şimdi bankalara talimat vermiş. Biz diyoruz ki en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olmalıdır. 7000 lira fark ödeyelim diyoruz. Bankalara 1 Nisan'a kadar promosyon ödeyin diyor. Ya emekli promosyon almayı bilmiyor mu? Bu emeklinin hakkı. Bir seferlik verilen bir para. Şimdi alınca 3 yıl daha almayacak. Ben her ay 7000 lira verelim diyorum. O bankaya 12000 lira bir seferlik ver diyor. Bankanın parasıyla emeklinin aklını çelmeye çalışıyor. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Emekliler, böyle bu meydanları doldurdukça, haklarını aradıkça, ben onların öyle arkasında yanında değil, önlerindeyim, haklarını senden söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Şimdi günün sonuna geldik. Biz buradan iftara gideceğiz. Sizler önce evlerinize, ama ardından Görkem Başkan'la birlikte akşam çalışmaya gideceksiniz. Sizden beklentim şudur: Buca'da elde edeceğimiz başarı hem Görkem'in bundan sonraki siyasi hayatı için hem de partimiz için çok önemli.
gençlerin adaylaştırılmasına, Buca seçmeninin sahip çıkması yeni siyaset için, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yeni devrimleri için, gençlik devrimi için, enerjik, liyakatli, çalışkan siyasetçilerle İzmir'in yüzünü güldürmek için çok önemli. Ve ekibin başında takımın kaptanı, son derece tecrübeli, ilçesinde çok başarılı, bütün projelerinde hem sakin hem kararlı Cemil Tugay Başkan'ın sonuna kadar hep beraber yanındayız, arkasındayız. İzmir'i, İzmir İttifakı. Dur, bağıracağım ben sizi, bekle. İzmir'i, İzmir İttifakı kazanacak. Türkiye'yi, Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte İstiklal Marşı okuyanlar, gözyaşı dökenlerdir. Türkiye İttifakı karşımızdaki korku ittifakına inat, umudun, güzelliklerin, gelecek güzel günlerin ittifakıdır. Renkleri kırmızıyla beyazdır. Şimdi gençlerin sesini duyma vakti gelmiştir. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Görkem Duman kazanacak, Buca kazanacak. Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Size güveniyorum, size inanıyorum. Bu bir başlangıç. Bundan sonra hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ilk seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız. Size inanıyorum, size güveniyorum. Şimdi Görkem Duman'ın ellerini havaya kaldırırken her birinizden gelecek hafta pazara kadar, öğrenciyse öğrenci, komşuysa komşu, müşteriyse müşteri, esnafsa esnaf, kimi bulur görürseniz teker teker çalışmanızı bu önemli seçimde Buca'da büyük bir başarıya hep birlikte imza atmanızı bekliyorum. Bunun sözünü veriyor musunuz? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Demin Görkem Duman'la ilgili güzel bir tezahürat vardı. Onu duyalım, elini kaldıralım. Görkem Duman, Görkem Duman. Buca Bağdur Bayraktarı'nı, işte Buca İttifakı'nın resmi. Buca'da bir Nisan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eli havada, halkın Cumhuriyet'in genç başarılı en lideri Özgür Özel Buca'daydı. Sizlerle yürek yüreğe, kucak kucağa 1 Nisan'a söz verdik. Sandıklarda birleşmeye, Türkiye İttifakı'nı Buca'da gerçekleştirmeye söz. 1 Nisan'dan itibaren Buca İttifakı Buca'da sözünü söyleyecek. Ve 1 Nisan'da Buca Görkem Duman diyecek. İzmir'de Cemil Tugay, Buca'da Görkem Duman. Bu renklerle birlikte Buca tarih yazacak, sandığa imzasını atacak. Teşekkürler Buca, bu coşku için, bu heyecan için, bu destek için. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sizlerle kucaklaştı, sizlerle selamlaştı. İşte o tarihi fotoğrafı, kaldırın bayraklarınızı, bu selfie'yi bugün hep...